Burası Zeytinlik Mahallesi, Fazıl Paşa Sokağı'nın karşısı. Şimdi Sayın Başkanım, böyle bir Zeytinlik Mahallesi'nde bir alanımız var. Bu alan arsa özel olabilir, kişiye ait olabilir. Fakat ağaçların ortasında bir çok güzel bir yer. Bilemiyorum sahibini, belediyenin midir, halkın mıdır? Fakat buraya güzel bir bakım olsa, buraya kameleler koyulsa, buradaki emeklilerimiz, çocuklarımız burada oynasa daha iyi olmaz mı? Bakın, yaban otlardan geçilmiyor Sayın Başkan. İşte eğer bizim Zeytinlik Mahallesi'nin muhtarı dolaşıp bu gibi problemleri, bu gibi sorunları görüp, not alıp, belediyemizle paylaşıp, belediyede gönüllü insanlar, çalışan insanlar, görevini iyi yapan insanlar burayı çiçek gibi yapsa, burayı yemyeşil, etrafını böyle güzel güllerle süslense, Bakırköy Belediyesi çalışıyor havası yaratılsa daha iyi olmaz mı? Bakın, bakımsız, sahipsiz bir yer. Ya lütfen ya, hayvanları özgür bırakalım. Hayvanları bu şekilde yerler yaparak değil, hayvanları özgür bırakarak yaşamasını sağlayalım. Bu ne ya? Bakın, böyle bir alanımız var. Mis kokan bir yerimiz var. Çok güzel bir ağaçlar içerisinde, birbirinden güzel ağaçlar. Fakat maalesef bakımsız bir Zeytinlik Mahallesi. Sayın Başkan, şu anda Bakırköy'deki belediye başkanımızın içinde maalesef 15-20 yıldır ben üreten, çalışan, böyle halkın içi uğraşan kişi görmedim. Bana nasip olmadı. Ne olur, lütfen Bakırköy'de parklarımızı, park bahçelerimizi vatandaşın kullanacak şekilde mevsim çiçeklerine göre ekilin. Yeşillikler içerisinde vatandaş otursun. İnanın, kalplerini nakşedeceksiniz. Bunlar yapılmadığı takdirde Bülent gibi siz de gönüllere giremeyeceksiniz. Yolun başındayken lütfen bu eleştirilerimizi, bu fikirlerimize dikkate alın. Çünkü ben size ayna olmaya çalışıyorum. Size yağ çekerek değil, Bakırköy Belediyesi çalışmasını, bu halkına hizmet etmesini istiyorum. Lütfen bu konuya çok dikkat edin. Çalışan adamlara ihtiyacınız var. Üreten adamlara ihtiyacınız var. İşini doğru yapan adamlara ihtiyacınız var. Siz de onları çalıştıracak, yönlendirecek ve bir başında başkan olarak hareket etmeniz gerekiyor. Aniden buraları denetlemeniz gerekiyor ve takip etmeniz gerekiyor.